Bu videoda Siemens'in 3RA2923-2BB1 serisi yıldız üçgen bağlantı kitiyle yine Siemens'in Sirius serisi 3RT2023-1BB40 kontaktörlerinin montajını yapacağız. Yıldız üçgen bağlantı kitinden çıkan parçalar bunlar. Şuradaki 4 tane küçük klips kontaktörler arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Yani eksenel kaymaları önlemek için kullanılıyor. Buradaki tek olarak çıkan parça ise mekanik kitleme işlemini sağlayan parça. Burada güç devresinin köprülerini görüyorsunuz. Bu köprüye baktığınızda bu köprü birebir bağlantı yapıyor. Yani L1 fazını L1 fazına, L2 fazını L2 fazına, L3 fazını L3 fazına bağlantı yapan köprümüz. Bu birebir köprü ve ana kontaktörün girişiyle üçgen kontaktörün girişi arasına bağlanıyor. Buradaki köprümüz ise çaprazlama olarak iki fazın yerini değiştiriyor. Yani ne yapıyor? L1 fazını L3'e, L2 fazını L2'ye, L3 fazını L1'e veriyor. Köprüde baştaki ve sondaki fazların L1 ile L3'ün yerlerini değiştiriyor. Bu ise üçgen kontaktörünün çıkışıyla yıldız kontaktörünün çıkışı arasına yapılan köprü. Ve burada da yıldız kontaktörünün girişine yapılacak olan kısa devre köprüsünü görüyorsunuz. Buradaki köprüler kontaktörlerin A1 ve A2 uçlarına bağlı. Bu kontaktörün A1 uçlarına bağlanacak olan köprüleme. Buradaki köprülemede bir diğer kontaktörün normalde kapalısını, yani elektriksel olarak kitleme dediğimiz işlemi yapıyor. Çalışan kontaktörün diğer kontaktörün kapalı üst üzerinden A1 bobin ucunu beslemesini sağlıyor. Bağlantı sırasında göreceksiniz. Bu ise kontaktörlerin A2 uçları için kullanılan bir köprü ve ekstradan yine ana kontaktörün köprülenmesi için kullanılan bir kablo. Bu bağlantı kitinde bu parçayı, yani yıldız köprülemesini, şu iki küçük klipsi ve şuradaki kablo köprüsünü çıkarttığınızda aslında şuradaki görmüş olduğunuz elemanlar ileri geri içinde kullanılabilir. Yani ileri geri bağlantı kitinden tek farkı yıldız üçgen bağlantı kitinin yıldız köprüsü ve iki tane klipse bir adet köprüleme kablosu. Bunu yıldız üçgen bağlantı kiti olarak montajını yapalım. Normalde bizim kontaktörleri pano yüzeyinde montaj yapmamız lazım ama videonun çekim açısı pano yüzeyinde çok net olmayacağı için masa üstünde yapacağım. Daha sonra çalışmasını yine deney setimizin üstünde göreceğiz. Şimdi bunları bana doğru çevireyim. Ana kontaktörüm, üçgen kontaktörüm ve yıldız kontaktörüm olarak düşünün. Şuradaki klipslerle başlayalım. Bu klipsler kontaktörlerin birbirlerine tutturulması, eksenel kaymaları engellemek için kullanılıyor demiştim. Bu şekilde buradaki yuvalara bunu tutturdum. Ve bir diğer klipsi de ana kontaktörle üçgen kontaktör arasına yapacağım biraz sonra. Şimdi buradaki mekanik kitleme bloğuna bakalım. Mekanik kitleme bloğunun bağlantı yuvası şurası. Burada bir yuvası var bunun. Nasıl çalışıyor bu? Şimdi ona bakalım. Normalde bu buradan yuvalı ve kontaktör çektiğinde bakın parça dışarı çıkıyor. Biraz zor olacak ama yan olarak da göstermeye çalışayım. Şu şekilde kontaktörüm çektiğinde buradan parça dışarı çıkıyor. Bu parça dışarı çıktığında aslında diğer kontaktörün buradaki mekanizmasının arasına giriyor. Yani kontaktörlerden biri çektiğinde buradaki mekanizmayı diğer kontaktörün boşluğuna ittiriyor ve diğer kontaktör enerjilense de onun çekmesini engelliyor. Şimdi bunu yerine takalım. Buradaki yuva daha belirgin. Buradaki yuvaya taktık. Yani üçgenin üzerindeki yuva daha belirgin. Burada da yuvası var ama bu yuva daha belirgin. Ve buradaki klips parçaları diğer kontaktördeki yuvalara geçirelim.
Şu anda üçgen kontaktörüm ile yıldız kontaktörüm arasındaki mekanik kitleme bloğunu bağladım. Yine aynı klipslerle bunu ana kontaktörüme bağlayacağım. Klipsleri yuvalarına oturtturalım. Klipsleri yuvalarına oturtturduk. Şimdi de ana kontaktörümü üçgen kontaktörüme mekanik olarak bağlıyorum. Bağlantıyı yaptım. Şu anda klipsler sayesinde kontaktörlerin eksenel kayması engellendi ve birbirlerine bağlantısı yapıldı. Şimdi az önce de dediğim gibi güç devresi köprülerimi yapalım. Bu güç devresi köprüm benim birebir olan köprüm. Yani L1'i L1'e, L2'yi L2'ye, L3'ü L3 fazına veren köprüm. Bu köprüyü ben ana kontaktörümle üçgen kontaktörümün girişine yapıyorum. Alt ve üst paraların yerleri karıştırılmamalıdır. Yıldız bağlantıda sorun çıkartmaz ama üçgen bağlantıda bir karışıklık halinde motor klemenslerindeki bobinler karşılıklı, bağlantılar karşılıklı birbirini bulamayacağı için motor üçgen çalışmayacaktır. Köprümü yaptım. Köprümü yaparken köprünün alt kısmı, kontaktörün alt kısmına bakacak ki buradan diğer kablo bağlantılarını yapalım. Çünkü buraya L1, L2, L3 fazları verilecek. Bu köprüyü sıkalım. Biraz sonra elektrik kablosunu bağlarken zaten en azından ana kontaktörün girişini açacağız. Gevşeteceğiz bu klemensleri. Şimdi burada dikkat ederseniz plastik kısım, plastik kısma 0'a 0 oturması lazım. Yani bu köprüyü dışarıda bırakmayın. Bu arada herhangi bir boşluk olmasın. Daha sonra bir diğer köprümüz olan üçgenle yıldız kontaktörünün çıkışlarının köprüsü var. Burada yani fazların ikisinin yerini değiştiren, L1 ile L3'ün fazlarının yönünü değiştiren bir köprü. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Neden fazların yönü değişiyor? Bunun bir sıkıntısı var mı? Hayır, bunun herhangi bir sıkıntısı olmaz. Sonuç itibariyle burada üçgen kontaktöründen çıkan fazlar yıldız kontaktörü üzerinden kısa devre olacak. Yani kısa devreye giderken, yıldız kontaktörü üzerinden kısa devre olurken fazların sırasının herhangi bir önemi yok. Bu köprüde fazların ikisinin yer değiştirilmesi tamamen bu bağlantı kitini ileri geri, mekanik kitleme bloğu ileri geri bağlantı kiti olarak da kullanılabilmemiz için. Yani buradaki köprünün iki tane fazın yerini değiştirmesi, L1 ile L3'ü yerini değiştirmesi yıldız üçgen çalışmada herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Dediğim gibi zaten sonuç itibariyle burada fazların yönü de değiştirse yıldız kontaktörü üzerinden kısa devre olacak. Bu bağlantıyı da, köprüyü de yapalım. Bu da benim üçgen kontaktörümle yıldız kontaktörümün çıkışlarını bağlayan köprü. Burada da köprünün plastik kısmı aşağıya gelmesi lazım ki buradan diğer bağlantıları yapabilirim. Ve yine burada da kontaktörle köprü arasında herhangi bir boşluk bırakmamaya dikkat ediyoruz. Ve en son olarak da benim buradaki yıldız köprüm var. Yıldız köprümü de yıldız kontaktörünün girişlerini kısa devre yapmak için kullanıyorum. Güç devresinin köprülerini bitirdik. Birebir olan köprüyü ana kontaktörümle üçgen kontaktörümün üst girişlerine bağladık. Kaydırmalı olanı üçgen kontaktörüm çıkışı ile yıldız kontaktörüm çıkışı arasına bağladım. Ve yıldız kontaktörünün girişine de kısa devre köprülemesini attık. Şimdi kumanda devresindeki bobinlerin bağlantılarını köprülemelerini yapalım. Bu köprü benim üst tarafa bobinlerin A1 uçlarına bağlanacak olan köprü. Bu köprünün dört ayaklı olmasının esprisi şu. Önce bir montajını yapayım. İleri geri ve yıldız üçgen devrelerinde ilerinin önüne gerinin, gerinin önüne ilerinin ya da yıldız üçgende üçgenin önüne yıldızın ya da yıldız önüne üçgenin normalde kapalı kontağını bağlarız.
Bu köprü bazı şeyleri kendiliğinden yapıyor. Şimdi buradaki yıldız kontaktörümün A1 ucuna enerji verebilmem için benim buradaki üçgen kontaktörümün 22 nolu normalde kapalı klemensine enerji vermem lazım. Ben buradaki üçgen kontaktörün normalde kapalı 22 nolu klemensine enerji verdiğimde 21 nolu klemensten çıkacak ve bu köprü içerisinde benim yıldız kontaktörümün bobin girişine, A1 girişine gelecek. Yine üçgen kontaktörümün bobin girişine enerji verebilmem için üçgenin önüne neyi bağlıyorduk? Yıldızın kapalısını. Buradaki yıldızın normalde kapalı 22 nolu kontağından enerji vermem lazım. 22 nolu kontağından enerji verdiğimde 21 nolu kontaktan çıkacak. Buradan köprüden buradaki üçgen kontaktörümün A1 bobin ucuna ulaşacak. Yani bu bağlantı kiti üzerinde karşılıklı olarak konan kapalı kontaklar içinde bir özellik düşünülmüş. A2 bobin uçları köprülemesi burada. Bu köprüleme sadece yıldız kontaktörü ile üçgen kontaktörü arasında bir köprüleme yapıyor A2 bobin ucunda. Buna ana kontaktörü bağlamak için ekstra bir köprü kablosu daha kullanmamız lazım. Bunun nedeni de şu, az önce söylediğim gibi bu kit normalde ileri geri içinde kullanılıyordu. Ve sistem bozulmamış, sadece üçgen için bir tane buraya köprü kablosu atılmış. Önce bu köprü kablosunu bağlayalım. Bunu klemensin sol tarafına bağladım. Çok sıkmadım. Diğer köprüyü bağladım. Ve bunu da getirdim burada. Ana kontaktörün A2 bobin ucuna bağladım. Şimdi normalde bağlantıyı bitirdik. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Benim pano içerisinde fazlarım L1, L2, L3 yani ana kontaktörün 1, 3, 5 nolu kontaklarına gelecek. Daha sonra buradan ana kontaktörümün 2, 4, 6 nolu çıkışlarından U1, V1, W1 klemensine gidecek. Ve yine buradaki benim üçgen kontaktörümün çıkışındansa W2, U2 ve V2 klemensine gidecek. Burada uyarıda bulunmak istediğim nokta şu. Dikkat ederseniz kablo burada köprüleme barasıyla ve aşağıda köprüleme barasıyla beraber bağlanıyor. Burada kullanacağınız yüzüğün yani kablo yüzüğünün baralarla buradaki köprüleme baralarıyla aynı çapta olması gerekir. Eğer siz köprüleme yüzüğünü daha küçük yani bara çapından daha küçük bir yüzük seçerseniz sıktığınızda buradaki klemens çapı küçük olan yüzüğü sıkamayacaktır. Bu bir gevşeklik demektir. Ya da daha büyük bir yüzük kullandığınızda yani buradaki bara çapından daha büyük bir yüzük kullandığınızda buradaki klemens sıktığında bu sefer köprüleme barasını düzgün sıkmayacaktır. Bu da temassızlık ve ısınma demektir. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi diğer bağlantıları da pano üstünde yapmaya devam edeceğim. Şimdi bağlantı kitinin testlerini yapalım. Aklından geçirenler vardır illaki. Hoca az önce uyardım bizi kablolara, yüzüklere, çaplarına dikkat et diye, o kadar da yaptığım bu bağlantı olmuş mu diye. Baştan söyleyeyim. Buradaki yaptığımız bağlantı tamamen deneysel amaçlı bağlantıdır ki kumanda devresi bile kurmadım. Kontaktörleri bobin bağlantıları üzerinden deneyeceğiz. Deneysel amaçlıdır. Kumanda devrem 24 volt duvar akımdır. Güç devrem ise fazla arası gerilim 110 volttur ve tamamen bu bağlantı kitinin çalışıp çalışmadığını size göstermek amaçlı yaptığım geçici bir bağlantıdır. Önce mekanik kitleme bloğu çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakalım. Onun için bobinlerin kendi uçlarından gerilim vereceğim. Çünkü buradaki köprüleme birbirlerinin kapalısını önlerine, bobin önlerine getirdiği için bobinlerin klemenslerine enerji vererek denemek zorundayım. Üçgen kontaktörü çektirdik. Şu anda üçgen kontaktör çekti. Yıldız kontaktörüne enerji veriyorum. Yıldız kontaktörü enerjileniyor ama mekanik kitleme bloğu çalışıyor ve buradaki yıldız kontaktörünün palet dönümenin buluşmasını engelliyor. Şimdi de önce yıldızı çektirelim. Şu anda yıldız kontaktörüm çekti ve üçgen enerji verelim.
Evet, üçgen de bobine enerjilendi. Palet nüveyi çekmek istiyor ama mekanik kitleme büro çalıştığı için palet nüveyi çekemiyor. Evet, mekanik kitleme büromuz burada çalışıyor gördüğünüz. Şimdi yıldız üçgen yol verme işlemini yapıyor mu? Ona bakalım. Şuradaki bağlantım benim ana kontaktörüm. Ana kontaktörümün enerjisini vereyim. Ana kontaktörün enerjisini verdikten sonra bu giriş yıldız kontaktörü üstünden olduğuna göre kapalısından geçtiğini düşünürsek bu kapalı üzerinden üçgeni çalıştırması lazım. Yani bu kablom üçgen. Bu da benim üçgen kontaktörüm kapalı üzerinden geldiğine göre bu da kapalı üzerinden geçip yıldızı çalıştırıyor. Bakalım yıldız çalışacak mı, devreye girecek mi? Yıldız devreye girdi. Ve sargı üzerindeki gerilimi okuyacak olursam 68 volt. Yani yıldız olarak çalışıyor. Öğrencilerle deney yaptığımız için bu set üzerinde. Faz arası gerilim 110 volt. Şimdi üçgen girecek mi? Üçgen tabii ki de girmeyecek. Çünkü şu anda üçgenin önünde yıldızın kapalısı var. Yıldızı çıkaralım, devreden çıksın yıldız. Üçgeni alalım tek başına. Üçgen girdi devreye ve şu anda benim faz arası gerilimde 117-120 voltlar civarında. Yani bu kitin şu anda yıldız üçgen yol vermesini test ettik. Mekanik kitleme bloğunu da az önce test etmiştik. Bağlantı videosu bu şekilde. Siemens 3RA2923-2BB1 yıldız üçgen bağlantı kitinin bağlantısı bu şekilde ve testleri de yaptık.